Bəli, bir qədər əvvəl efirimizdə 10 noyabr bəyanatının müddəalarını və həmin müddəalardan hansıların icra olunduğunu, hansıların isə hələ ki gözləmə mövqeyində olduğu ilə bağlı məlumatları isə təqdim elədik. Belə bu studiyadan müzakirəmiz də oldu. Ötən ilin bugünü imzalanan həmin o tarixi bəyanatın müddəalarından biri də Rusiya və Türkiyənin iştirakı ilə birgə monitoring mərkəzinin yaradılması idi. Və bu müddəa icra olundu. Yanvar ayında bu mərkəzin əsası qoyuldu. Bugün isə birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərən Türkiyə hərbi güclərinin səlahiyyət müddətinin yenidən uzadılması ilə bağlı qanun layihəsi Böyük Millət Məclisində müzakirəyə çıxarılıb. Əslində müzakirənin dünən baş tutması planlaşdırılırdı, amma bəzi səbəblərdən bugünə təxirə salınmışdı. Bu qanun layihəsində hərbi güclərin sayının artması necə mümkündürmü? Layihənin əhatə dairəsi genişləndirilə bilərmi? Suallarımızı indi aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Hərbi ekspert Ünal Atabəy ilə birbaşa bağlantı quraraq. Hər vaxtınız xeyir Ünal bəy, salamlayırıq sizi. Selamlar, iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür edirik Ünal bəy. Layihənin müddəti uzadılır qeyd elədiyimiz kimi, yəni daha bir il mehmetçiklər Qarabağda fəaliyyət göstərəcəklər. Bəs bu hərbiçilərin sayı ilə bağlı müddəa dəyişməz olaraq qalacaq, yoxsa hansısa formada hərbiçilərin sayını artırmaq mümkündür və onların iş bölgüsündə hər hansı bir dəyişiklik necə müzakirə mövzusu olacaqmı? Şimdi orada görevli olan Türk askerlerinin sayılarında bir değişiklik olmaz. Hı hı. Yani bu zaten Rusya ile müştereken ve Azerbaycan'ın da iştirakiyle beraber belirlenmiş olan bir sayıydı, asker sayısı. Dolayısıyla bu aşamada ihtiyaç olmadığını ben düşünüyorum. Zaten bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen tezkere, biz tezkere diyoruz. Bu tezkerenin görüşmesi muhtemelen onaylanacak. Tezkere tekrar çıkacak. Bir yıl uzatılacak. Yani bizim Türk askerinin orada Ağdam'da kurulu olan, şu anda işte ekranda da görüyoruz, Ağdam'da kurulu olan bu Ateşkes İzleme Merkezi'nde ve Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan 60 civarında askerimiz var. Bu askerlerimiz, Rus askerleri de burada ve biliyorsunuz Azerbaycan ordusunun kontrolünde olan bir bölgede faaliyetlerine devam edecekler. Esas olan burada bizim tezkerenin onaylanması şu anlama geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması, yani bizim anayasamızın 92. maddesi gereği yurt dışına asker gönderilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması gerekiyor. Yani bu hukuki bir süreçle ilgili, hukukun gereği olarak meclise getirilmiştir. Bir yıl daha onaylanması bugün, şimdi önümüzdeki dakikalarda onaylanmış olarak çıkacağını göreceğiz. Ünal bəy, xatırlayırsınızsa, ümumiyyətlə bu mərkəz yeni yarananda da sizinlə çox müzakirələr aparmışdıq. Sizcə birgə monitoring mərkəzi bu fəaliyyət göstərdiyi 10 ay ərzində gözləntiləri nə qədər doğrulda bildi? Yani bu merkez şimdi tabii ki askeri olduğu kadar aslında siyasi ve stratejik anlamı var. Tabii ki askeri anlamda görevi ön planda. Yani Rusya ile birlikte işte Karabağ bölgesinde Ermenilerin yapacağı ateşkes ihlallerini gözlüyor. Tabii ki Ermenistan ordusunun burada yaptığı, Ermenilerin yaptığı ihlaller var. Bunlar kayıt altına alınıyor, arşivleniyor. Bunlar zaten Azerbaycan ordusuna da iletiliyor, bildiriliyor. İşte son mesela bugün zannedersem Laçın bölgesinde Zengezur civarında 60 Ermeni askeri ihlalde bulundu. Tabii ki Azerbaycan ordusu derhal müdahale etti. Mesela bunları Ateşkes İzleme Merkezi, bu merkez bunları gözlemliyor. İnsansız hava araçlarıyla görüyor ve rapor ediyor. Dolayısıyla hemen Azerbaycan ordusu da oradaki müdahaleyi yaptı. 60 askeri tekrar iade etti Ermenistan'a. Yani bunun gibi ihlalleri Ermenistan provokasyon yapıyor aslında. Bu məlumatı bilmək istəyirdi, dəqiqliyini. Yəni, bugünkü bu Qaragöl istiqamətində olma məsələsi, yəni artıq aidiyyatı qurumlar açıqlayıb mı? Bunu birgə monitoring mərkəzi mi aşkarlayıb? Belə bir təxribat cəhdini. Tabii bu merkez bunu görüyor zaten. Yani o Karagöl mevkiindeki 60 askerin hareketini bu merkez görüyor. Bu ihlali de görüyor. Yani Biliyorsunuz Ermenistan provokasyon yapıyor. Yani birçok provokasyonları bu şekilde devam ediyor zaman zaman. Ama tabii ki Azerbaycan barışçıl yollarla buradaki ilişkileri sürdürmesinden yana. Ama maalesef Ermenistan bu tür olaylara zaman zaman devam ediyor ama çok fazla da sık olmuyor. Ama olanları da Rusya ve Türkiye o merkezden gözlemlemek suretiyle gözlüyor, belirliyor, tespit ediyor, ikaz ediyor, uyarıyor ve bunları Azerbaycan ordusuna da rapor ediyor. Aydın. Ünal Bey, təbii ki 10 ay keçib, biz çox müzakirə eləmişik də, indi siz vurğuladınız, ona görə biraz təfərrüatı almaq istəyirəm. Bu Birgə Monitoring Mərkəzi məlum məsələ Ağdamda fəaliyyət göstərir. Yəni, bu Birgə Monitoring Mərkəzinin fəaliyyəti çərçivəsində təkcə Ağdam deyil, Kəlbəcərdə, Laçında, buradakı baş verəcək təxribatları nəzarət eləyirmi, yoxlayırmı? Bunu bir daha dəqiqləşdirmək istəyirəm. Çünki bəzən bu ərazilərdə təxribatlar olub, amma məlum məsələ, hətta şəhid də vermişik. Bu barədə Birgə Monitoring Mərkəzinin məlumatı olub olmamadığına dair detallar yok idi. Yani görüyorlar çünkü insansız hava araçlarıyla buradaki tahribatı, buradaki provokasyonları, buradaki ihlalleri görüyorlar. Dolayısıyla bunlar rapor ediliyor, kayda geçiriliyor. Yani Karabağ'ın dışında da cereyan eden, yani Zengezur koridoru üzerinden işte Kelbecer veya işte daha güneyde yani Doğu Zengezur bölgesine yönelik de bir faaliyetleri varsa onlar da yine görülüyor, tespit edilebiliyor. Laçın bölgesindeki işte bu 60 asker zaten bizim bu ortak merkez tarafından mutlaka görülüyor, kayda alınıyor. Bunlar videolarıyla beraber görülüyor, havadan tespit ediliyor ve kaydediliyor. Aydındır. Təşəkkür edirik sizə Ünal bəy. Minnətdarıq efirimizə bağlandığınız üçün.